Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Fitri Köfte serimizin 47. bölümüne hoş geldiniz. Bunu neden bu kadar hızlı söyledim hiçbir fikrim yok. Evet, bu iki bölüm arasında neler yaptım? Eğer depolama odamıza bakacak olursanız, her şey nerede? Her şey burada. Evet, hepsini bunların içine taşıdım. Madenlerimiz falan bunda, bitki ürünleri falan filan bunda. Zykrat büyü eşyaları falan filan. Bunda öyle bir düzen koydum. Geri kalanları rastgele yerleştirilecek ve beni bir an hıçkırık tuttu. Nedenini bilmediğim bir biçimde. Tabii şunları daha temizlemedim. Bunları temizlemek en son bıraktığım iş. Çünkü bayağı zahmetli olacak. Bunları herhalde tüm sistemi bitirdiğimde temizleyeceğim. Ancak şu an yumurtalara yer ayarladığım için yumurtaları atabilirim. Evet. Peki. Bu bölümde ne yapacağız? Öncelikle şunların yerini değiştireceğim ben. Ben şunları burada istemiyorum. Şurada ve şurada olun siz. Zaten bunun altından bir şey geçiyor. Dolayısıyla da buraya taşımak çok kolay olacak. Evet, artık bağlılar. Bakalım bunun enerji kullanımı 33 ünite kullanıyor. O ünitenin neye kaç Minecraft küre karşılık geldiği hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Yani çok fazla enerji tüketmiyor, onu biliyorum. Yani çok fazla bir Minecraft küre değil. Ya, pardon. Tabii alışmışım bu oradan girmeye. Neyse. Peki şimdi ne yapacağız? Kendime öncelikle bir adet Emi Import Bus yapacağım. Bu neyle yapılıyor? Bir Sticky Piston, bir Emi Interface. Bu arada Sticky Piston hakkında hatırlarsanız benim hiç slime'ım yok. Ama buna da gerek yok. Rubber'la da yapılıyor ama bir saniye. İlla oraya gitmek zorundayım değil mi? Bu rubber'la yapılıyordu diye hatırlıyorum. Neyse. Iron. Redstone. Oh. Ve cobblestone. Pistonumuz hazır. Yapılmıyor musun sen? Olamaz. Hayır. Aa, tabii. Dur. Buna çevirmemeniz lazımdı bizim. Neyse şuradan sticker reason olarak alırız. Yanlış tuş. Hata. Sticky piston. Başka ne ihtiyacımız var? Emi interface. Bunun için bu. Redstone. Ah. Biraz daha glass pişirmem lazım. Ayrıca şimdi birazdan bir şey daha göstereceğim.
Gösterdiğimde göreceksiniz zaten. Gaz ve sen. Tamamdır. Interface. Ya pardon, yanlış şey. Sticky piston, cable ve iron. ME import bak. Bunu şu şekilde şu arkaya bağlıyoruz. Bunu buraya bağlıyorum. Pardon. Buraya bir ender chest koyuyoruz. Ender chest'imizi. Wrench'imizi alıp doğru yöne çeviriyoruz. Ve stackler halinde taşımasını istiyoruz. Peki bu durumda ne yapılıyor? Direkt buradan alınıp sistemimize atılıyor. Hızlıca. Peki şimdi sıra geldi buraya. Burayı ne yapacağız? Burayı baştan dizayn etmeyi planlıyorum. O yüzden hepsini tek tek kıralım önce. Evet, buranın yeni dizilişi tam olarak bu olacak. Şimdi kendime 3 adet export bus yapmam lazım. Evet, 3 adet export bus yapacağım. Hemen yapalım. Öncelikle şu crafting bilmem neyi de yakında yapsam çok süper olacak. Siz tamamsınız. Siz. 3. Bunun dışında Quartz, doğru hatırlıyorum durumu. Hayır. Tabii ki de yanlış hatırlıyorum. Burası böyle. Daha fazla glass lazım bu arada. Son parçayı kullanmak istemiyorum çünkü sırasının karışmasını istemiyorum. Ve 3 tane sizden. O 3 tane gittikten sonra 3 piston, 3 siz, export port. Evet, sizleri bu şekilde yerleştirdik. Aradaki bağlantıyı da yapalım. Şimdi sana neler? Tin, copper, iron, lead, ferrous, alüminyum. Silver. Bunlar. Alüminyum sana gitmeyecek. Şu sırayla yerleştireyim. Copper, tin, silver, lead, ferrous. Ve stack olarak taşı. Şu modda tutuyorum çünkü her daim aktif olur o moddayken. Sana sadece gold sana ise
Bu. Tamam bu. Bunun dışında alüminyum ve sinebar. Aluminum, sinebar, iron dust, gold dust, copper dust, tin dust. Bunları koymamıza gerek yok aslında. Bunları direkt pişirebiliriz. Ya da ikinci bir port koyabiliriz. Ha, ikinci. Zaten patatesi de koymamışım buraya. Stack moduna getirelim. Silver, lead, nikel, iron, gold, tin, copper. Iron, gold, copper, nikel, tin. Silver ve led kaldı. Silver ve led'i de ikinci bir porta yönlendireceğiz maalesef. Ters oldu. Otomatik temizlemesi için bir yol eklenmeli bu moda. Gerçi mod zaten yeni bir mod. Yani bayağı yeni bir mod hatta. Şu an kararlı sürüm bile çıkmadı. Sen piston sen tamamdır. İkinci şey son emi export basımız. Şu şekilde tak koymayı deneyeyim. Ha tamam. Şu aralarını da bağlayalım şöyle. Stack. Evet. Şu gereksiz itemları şuraya falan koyup şimdilik işim olmayan. Evet, bu şu an dağıldı istemsiz bir biçimde. Yani şu an buraya hiçbir şey atamayız. O zaman ne yapalım? Seni. Siz kalın. Tamamdır. Bunlar kalsın. Şimdi neden arada bölümleri kestiğimi hatırladım. Evet, bunları yerleştirdiğimize göre tam ortalarına bir tane yukarıdan iki tane gold chest alayım. Gold chest demişim. Gold pipe alayım. Olacaktı bir yerde. Ha, golden water. Golden sen buraya. Sen de buraya. Sen buraya, şuraya da geçici olarak bir chest koyalım. Onu yakında Ender chest yapacağız ancak. Şu an sadece dur. Şu an direkt çalışıyor zaten. Direkt Ender chest'i Ender chest. Ranch. Tamam. Şimdi buraya seni silver,
Ferris. Bunları atarsak eğer bunlar yerlerine yerleşecek. Buraya gold. Buraya sinevar ve alüminyum. Aa, alüminyum şu an bir yere gitmeyecek çünkü alüminyum şu an yanlış yere gidecek çünkü şurayı hazırlamadık. Evet, burayı hazırlayacağız. Burası daha kolay nispeten. Şunu kaldıracağız. Şu düzeneyi kaldırmamıza gerek yok. Sadece şu kabloları kaldırmamız yeter. Şu boruları daha sonra kaldırırım. Ve bir tane daha export pipe lazım bize. Dastları dağıtmayı unuttum. Bu dastlar zaten hemen birazdan hazır olacak. Ve ben kendime bir tane daha export pipe yapacağım. Hemen yapıp geliyorum. Evet, bir adet de import bus yaptık. Bu arada demin o iki yazısının çıkmasının sebebi benim kısa yol tuşum. Kayıt durdurup devam etmek için kullandığım. Import bus'ı da şuraya koyup yönünü ayarlayalım. Ah, lag. Aslında bunun için bayağı kötü bir yer seçmişim. Bunu fark ettim şu arkadaş için. Tamam, sizi koyduk. Ve ardından şurayı bağlamaya geldi. Bunu bu hat üzerinden bağlasam daha mantıklı olacak. Tabii ortalığı kırmadan. Evet, bağlandılar. Tabii bu export ve importa ne koyacaklarını söylemedik. Sana alüminyum, evet. Tabii bunu yakında değiştireceğiz. Ah, yanlış oldu bu. Stack mod, tamam. Şimdi şuradan birkaç örnek alalım. Siz gelin şöyle. Sen, 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 sen ve sen. Ve sen. Buradan da sizler çekileceksiniz. Aa, sen oraya atılmayacaktın. Neyse onu buluruz. Uzakta değil. Minimum stonumuz burada. Evet, gördüğünüz gibi hepsi gayet düzgün çalışıyor şu an.
Evet, gayet güzel. Tabii şu arkadaşı yakında bypass edeceğiz. Onun yerine çok daha iyi bir tanesini koyacağız. Onun ne olduğunu yakında göreceksiniz. Dolayısıyla da şu kablo kalabalığı azıcık düzelecek. Ha, şunu da alttan geçirebilirim belki. Ama şimdilik iyi gidiyor. Şimdi sen şurada cobblestone'un bir tane. Daha 20. dakikada ve çoğu işimi bitirdim bile. Şu an sanırsam Core'im çalışmaya hazır. Çünkü tüm sistemlerim çalışır durumda. Bir bakalım, bir eksiğimiz var mı? Sanırsam yok. O halde Core'imizi çalıştıralım ve bu arkadaş... Aa dur. Şu arkadaki arkadaşı hangi moda getirdi? Çalıştırıyorduk. Tamam, stack modda. O zaman Core'imizi çalıştıralım ve ne kadar hızlı çalışıyor görelim. Evet. O kadar hızlı hareket etti ki göremiyoruz sanırsam. Evet. Önceki sistemimizden çok daha hızlı çalışıyor ve bizim aradığımız şey de buydu. Şu arkadaşları düzenledim. Şunlar belli bir sayıya geldikten sonra oradan çekmeye başlıyor. Ama bunları stack şeklinde çekmeye değil de tek tek çekmeye ayarladım. Çünkü aksi halde daha fazla çekiyorlar. Ama stack bayağı bir fazla çekiyorlar hatta. Şimdi düşündüm de. Ve şunlar da tamamlanmış. Ve burada bu arkadaşımız gayet güzel bir biçimde çalışıyor. Gördüğünüz gibi şurada bazılarının yanıp söndüğünü görüyorsunuz. Özellikle şu baştaki ikisi. Bu onlara sürekli veri yazılıp durduğu anlamına geliyor. Bunları birer hard disk şu an 41 ünite kullanıyor. Arada 42'ye çıkıyor. Çünkü işlem yapılıyor orada. Aa, bir ünite kaç Minecraft joule? Onu merak ettim. Hemen bakayım. 5 ünite bir Minecraft joule'e denk geliyormuş. Yani şu an... Kafam gitti. 8 Minecraft joule gibi bir şey tüketiyoruz yaklaşık. Ve 8,5 Minecraft joule. Ki bu bir tane motorumuz bunu çok rahat karşılıyor ki bu enerji üretimi de büyüyecek. Sürpriz. Büyüyecek, evet. Şimdi ne yapmaya başlayabiliriz? Şurada mods kısmından direkt Applied Energy Sticks'e gelelim. Chest'imizi almadan. Çok özür dilerim. Heatvent. Başka ne vardı? Bir hemen bakıyorum ikiden. Evet. Bu ve buna ihtiyacımız olacak. Şimdi kaça kaçlık bir tane yapmayı düşündüğümü bir hesaplayayım hemen. Arzu burada şuraya mı yapsam diyorum acaba da. Çirkin durur buraya şu monitörleri koymayı planlıyorum. Seni nereye koyabiliriz? Şu arka kısmı kullanmayacağım. Hani bodrumumda burası olmayacak. Çünkü zaten bodrumuma sığdıracağım. Çoğu şeyi sığdırdım ve o takılma o gene olmaya başladı. Evet, bir kere daha olursa eğer hatta şöyle evet neyse. Neyse ben şuraya yerleştireyim bu multiblok yapıtını. Bu modun içerdiği bir multiblok yapıtı var. Ve o sizin auto crafting işinizi görüyor.
O zaman ben buraya bir boşluk açmaya başlayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşe beşlik bir şey mi yapsam diyorum. Sonradan genişleyebiliyorlar da. Evet, 5'e 5'lik bir boşluk açıp geliyorum. 5'e 5 değil de 7'ye 7, 7'ye 7 olarak gitmeye karar verdim. Böyle devasa bir boşluk açtım. Ama bunu bitirmeden önce ben başka bir şey daha yapacağım. Bu yapacağım başka bir moddan. Redstone Conduit. Bunun için Energy Frame, Electrum, Diamond, Hardened Glass lazım. 4 Hardened Glass. Selam Enderman. Abi bize bir hediye bırakmış. Tamam, evimde Enderman var. Onu anladım. Neyse. Boş verin Enderman'i. Electrum. Enerji frame'imizi aldığımıza göre şimdi buraya gelelim. Dolsun bu. La başka ne lazım? Abi de LED. Tabii önce şunu yapalım. LED. Sonra da bu ve Redstone Energy Cell. Bunu ne yapacağız? Çok basit bir iş. İç olarak şurayı bypass edelim. Tam bu input output oran. Hatta dur şunu 100 yapalım. Tamam 100 yaptık ve ah conduit'imiz tamamdır. Tekrar tam randımanlı çalışıyor olması lazım. Misler gibi. Enerji sellerinin olduğundan daha önce bahsetmiştim. Minecraft Jül'ü depolamak için bir yol. Hatta tek yol. Expansion tarafından ekleniyor. Ve bu sayede bu arkadaşa bir buffer yani diyelim ki enerji üretimimize bir şey oldu. Onu ayakta tutacak, yani kısa bir süreliğine de olsa ayakta tutacak bir şey oldu bu. Ve yuyumeterlerimiz ne durumda? Güzel. Scrap üretimimiz o kadar hızlı olmadığı için artık sanırsam o kadar hızlı üretemiyor. Evet, scrap üretimimiz tam karşılamıyor. Karşılıyor ya da karşılamıyor arası bir şey şu an. Yuyumeterlerimizi koyalım. Alüminyum. Siz gidin. Siz gidin. Siz de gidin. Şu mod itemlarını ben bu chestlere yerleştireceğim. Mod itemları burada dursun.
Bunların oraya konmasına gerek yok. Daha kolay erişebileceğim bir yerde olsunlar. Ve siz gidin. Evet, sanırsam bu bölümü burada bitirsem çok güzel olabilir. Bir sonraki bölümde bu şu multibloğumuzu bitiririz. Ondan sonra ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Aslında var. Et var. Ve şunları da yakında kalırsam güzel olur. Bir de kapatmadan önce nükleer reaktörümüzün son durumuna bakayım. 8,5 saati kalmış. Bayağı gidecek. Yani bizi 50 bölü... Sen 50. bölüme geldik sayılır zaten. Yani bayağı bir idare edecek bizi. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenli günler. İyi eğlenceler.